Hepinize iyi pazarlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yaptığımız matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar bazı ayrıntılar var. Özellikle dün sizlere paylaşmış olduğum BTC açısından bana göre çok önemli. Ee, yani 3 günlük bazdaki kırılım maalesef logaritmik ölçekte tepe bölgede gerçekleşmedi. Bu önemliydi. Haftalık bazda özellikle topo formasyonunun egalı olabilmesi için BTC'nin kapatması gereken bölgeler vardı. Şu an için belli miktarlarda toparlanmalar olsa bile söylemiş olduğumuz bölgelerin üstüne çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz. Çünkü şu an için topo formasyonu haftalıkta retestini gerçekleştiriyor ki akabinde tehlikeli hareketler gelebilir. Haftalıkta tekrardan kullandığım indikatör açısından bir destek açıldı. Bu önemliydi. Bu da 40.000 bölgesinde tam olarak açıldı ve bu bölgenin bizler için tekrardan ne kadar önemli olduğunun teyidi gelmiş oldu. Gerçekten zor bir haftalık kapanış olacağını düşünüyorum ben ve bu süreçte özellikle ve özellikle tekrar belirtmek gerekirse nakitte bulun yani nakitte beklemek belli oranlarda önemlidir diye düşünüyorum. Fed toplantısına kadar ben en azından belli oranlarda bir toparlanma gelebileceğini düşünüyordum ama hala baskılı sürecin devam etmesi ve haftalık kapanış şu an için gelmedi. Tamam. Bu yüzden haftalık kapanışın geleceği bölge gerçekten çok önemli bu geceki kapanış açısından. Ee, ve eğer haftalık kapanış e, bir test olarak kalacaksa bence bu saatten sonra çok daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi hemen detaylara geçeceğim. Çok fazla zamanınızı almayacağım. Detaylı bir şekilde durumu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar önce lineal ölçüye gelelim. Kullandığımız o kanal vardı. Şimdi lineer ölçekte değerlendirme yaptığımız zaman 3 günlükte kırılım test ve bugün hareket yapmasını ve akabinde de 46 binlere kadar gitmesini bekliyordum ben normal şartlarda. Şu an için bir toparlanma olmuş olsa bile bu çok cılız bir toparlanma ve hacim gerçekten hala çok düşük. Şimdi logaritmik ölçekte baktığımız zaman bakın şu tepe bölgesi şu bölgeyi incelemiş olduğumuz zaman şu görmüş olduğunuz bölgede logaritmik ölçekte tam olarak sınırda kaldığımızı ve yatay destek dirençler düşen trendler kanal bölgeleri içerisinde tekrardan büyük sıkışmalar olduğunu görüyoruz. Bu ikinci detay. Haftalık baza geleceğim. Haftalık baza öncelikle şu görmüş olduğumuz bölgede bir destek açıldı. Bu önemli aslında. Normal şartlarda bu destek açıldıktan sonra ki düşüşten sonra açılacak destekten sonraki kanal açısından değerlendirdiğimiz zaman bunun yani kanal açısından demeyelim daha doğrusu mumun şekli açısından değerlendiğim zaman mumun kapanışı benim için çok önemli olacak. Yani bu yukarı istekli bir mum mu olacak bir doji şeklinde mi kapatacak bunları görmek gerekiyor. Bu yüzden bu gece gerçekten önemli diye düşünüyorum ama burada tekrardan nereye destek açılmış arkadaşlar 40.500 bölgesine yani 40.000 bölgesinin bizim için önemli olduğunu gösteriyor. Daha önce bakın haftalıkta 46.600 bölgesini açmıştı hatta bunu aşağı kırmıştım. Tekrar yukarı yöne gitti. Tekrar aşağı geldi. Yani o bölgelerde çok çetrefilli durumlar yaşandı. Zaten düşüşten sonra 1, 2, 3, 4. mum. Zaten genel manada kötüyse ki ben her zaman sizlere düşüş gelecek diye buralarda çok uyarlarda bulunmuştum. Ve her zaman bir gün öncesinde sizleri uyarmıştım. Geçmiş videolara net bir şekilde bakabilirsiniz. Akabinde zaten düşüş gelmişti. Çünkü yan yana gelen mumlardan sonraki 4. kapatan mumun şekli ve şemali önemlidir. Ne yöne doğru gideceğini biraz daha gösterir. Ve akabinde zaten düşüş mumu gelmişti. Şimdi buralarda kanal var. Önemli destek bölgeleri var. Bunları zaten sizlere belirttim. Şimdi logaritmik ölçekte haftalıkta şu görmüş olduğumuz trend çizgisi bakın çok denendi kırılmadı. Şimdi kırıldı re-test ediliyor bu bir Yani burada düşüş açısından tehlikeli bir durum söz konusu. Haftalık bazda değerlendirdiğimiz zaman bakın şuradaki topa formasyonunu bakın omuz baş omuz formasyonu yani burada biraz daha netleştireyim isterseniz sizler için. Şurada omuz başı açalım hemen. Bakın şu görmüş olduğumuz bölge omuz bölgesi. Şu görmüş olduğunuz bölge baş bölgesi. Burası da sağ omuz bölgesini oluşturuyor. Ve bu yüzden kapanış mumunun özellikle 45.767 yani şu görmüş olduğumuz alan üzerinde olması çok önemliydi. Şu an için bunu gerçekleştirecek mi bunu bilmiyoruz. Ama Haftalık bazda bu topo formasyonundaki kırılım şu an için bir retest olarak görülüyor. Çift re-test de yapabilir bilmem ne de olabilir ama eğer biz kendimizi 45.765 bölgesi üzerine atamazsak bu bizler için tekrardan tehlike çanlarının çaldığını gösterir. Tekrar söylüyorum ben en azından FED toplantısına kadar belli bir süre tekrardan toparlanabileceğini düşünmüştüm ama Maalesef 3 günlükte söylemiş olduğum bölgeler üzerinde bir kapanış gelmedi. Tabii ki haftalık kapanış bakın hala gelmedi. Bunu net bir şekilde belirtiyorum. Haftalık kapanış gelmeden şu an için bir şeyleri konuşmak çok da doğru değil. Bu yüzden tekrar belirtiyorum. Bu haftaki kapanış gerçek manada bizler için çok ama çok önemli olacaktır diye düşünüyorum şumumun kapatılmış şekline göre kullandığım indikatör açısından benim için önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle haftalık bazda retest bölgesi üzerinde kalabilecek miyiz? Bu önemli. Bu yüzden kapanış e, kapanışı gördükten sonra sabah yani abone olup zil butonunu açarsanız arkadaşlar Video çekmesem bile orada yazısal ve görsel olarak değerlendirmeler yapıyorum. Bu arada bir tane Twitter hesabı açacağım. Çok isteniyor. O Twitter hesabında da yani sosyal medya hesabı hiç açmamıştım ama Twitter hesabı açacağım. Orada da gerçekten özellikle KuCoin'deki gem coinleri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerin büyük faydasına olabileceğini düşünüyorum. Ee, yakın zamanda açacağım. Açtığım zaman da linkini aşağı bırakırım. Onun dışında herhangi bir sosyal medya yani kripto para dünyası adı altında herhangi bir sosyal medya hesabı olmadı. olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. Orada önemli görmüş olduğum BTC hareketlerini, bazı coinlerde önemli görmüş olduğum kırılımlar olsa bunları da sizlere en azından anlık paylaşabileceğim. Sizlerin faydalanabilmesi açısından. Bunun dışında da özellikle KuCoin'de son dönemlerde özellikle bazı GEM coinleri yakın takip ediyorum ve önemli hareketler gelebiliyor. Orada da sizlere bunları paylaşacağımı tekrardan belirtmek istedim. Haftalık bazda dediğim gibi bu önemli bölgelerdeki hareketliliği takip edeceğiz ve hareketlilik neticesinde ne yöne doğru bir kırılım gelecek ve haftalık bazdaki mumun kapanış yönü ne do yöne doğru olacak bu bizler için gerçekten çok belirleyici olacak. İçerisinde ayrışabilen coinler söz konusu. Örneğin bugün katıl butonunda adayı paylaşmıştım. 4 saatlikte bir tobo kırılımı vardı. Kırılım geldi. Test akabinde hareketine devam etti ki daha kırılım gelmeden önce zaten paylaşmış olduğumuz bir coindi. Phantom soruluyor. işte. Phantom'da da arkadaşlar bir çanak kup formasyonu söz konusu. Bugün bunu da değerlendirdik. Ama tepe bölgesinde gelmesi işte biraz sancılı aslında. Şu görmüş olduğunuz bölge direnç açıldı. 3.33 bölgesine. Ve şu an için görmüş olduğunuz gibi kırdığı bölge en azından rites için geri gelecektir. Günlükte zaten alan kırılamazsa çok fazla yapılabilecek bir şey yok. Atom açısından da değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar 43.81 kaledir. Bu bölge geçilmeden atomam saatten sonra çok fazla bulaşılmasını çok doğru bulmuyorum ben. Çünkü çok tepe bölgelere geldi ve bu bölgelerin öncelikle boşaltılması gerekir Yani satıcıların yoğun olmuş olduğu bir bölgede burada böyle tobamı aramanın e, hiçbir mantıksal açıklaması olmaz. Önemli olan direnç açısından kırılımlar ve bağımsız kapanışların gelmesi bunların takip edilmesi önemlidir. Bunu da tekrardan belirtmek istedim. Dediğim gibi alt altcoin'lerde belli oranlarda hareketlikler olsa bile hala istenilen hareketlikler gelebilmiş durumda değil. Ve buradaki istenilen hareketlikler geldikten sonra takip edilmesinin çok daha doğru olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar. Gerçekten çok önemli bir kırılım gecesi yaşayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu açıdan önemli. Hatta haftalık fazla Çimoko bulutu açısından BTC'nin şu an için tam bulutun üzerinde tekrardan kalabilmiş olması da gerçekten çok önemli. Ama haftalık bazdaki yani bu geceki kapanışın nerede ne şekilde olacağının çok büyük bir önemi var. Benim için en azından bunu görmeden çok net bir şeyler söylemenin çok da doğru olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Evet, dediğim gibi kapanış geldikten sonra özellikle sabah saatlerinde tekrardan paylaşım yapacağım video olarak olmasa da orada yani abone olup zil butonunu açarsanız orada zaten yazısal olarak da paylaşımlar yapıyorum. En azından onları da görebilirsiniz. Ve bu da sizlerin faydasına olabilir. Tabii ki sizlerin faydasına oluyorsa bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğunu düşünürseniz videoları beğenip paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyorum.